parti ikiye yarılıyor. İkiye yarıldığında da kimseye yar olmuyor. Halbuki partiyi korumak gerekiyordu bu süreçte. Kimin belediye başkanlığı koltuğunu koruyacağından ziyade partiyi bu kısır çekişmelerin içerisinden alıp gerçek bir değişim nasıl olmalı, bunun üzerine çalışmak gerekiyordu. Maalesef böyle olmadı. Ali Bey, siz bir sosyalistsiniz. Bu arada benim görüntümde bulunduğum muhitten dolayı bir sorun var. Aşağıda çalışma var ama sesim duyuluyor. Zaten benim görünmem değil, sizin görünmeniz önemli. O yüzden sizin kanaatleriniz önemli. Eğer ben yanlışlık yapıyorsam düzeltin. Siz bir sosyalistsiniz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde sol kanadı inşa etmeye çalışan, geçmişten beri sosyal demokrasi olan isimlerden birisiniz. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Biraz da sizi eleştirelim. Siz ve İlhan Ciyener, iki önemli isim, gittiniz Selin Sayak gibi Kemal Derviş Mektebi'nden geçmiş birisini, ya acaba bundan azıcık da olsa solcu mu olur dediniz. Selin Sayak maşallah Aziz Nesin'in zübüğüne taş çıkartır bir şekilde bütün partiyi dolaştı ve en son sizin tabirinizle Pirus Zaferi'nin kazanıldığı kadroya geçti. Ben bunu sormak istiyorum. Çok şaşırtıcı ama inanılmaz bir organizasyon olmuş. Nedir Selin Sayak'la sizin hukukunuz? Nasıl ona ikna oldunuz? Sonra nasıl sizden ayrıldı ve nasıl hep güçlünün tarafında kalmayı başardı? Ve nasıl siz hep güçsüzün tarafında olmayı becerdiniz? Yani bizim çabamız solda siyaset, solda siyaset kendimize göre ve kamuya göre doğru olanın yanında durmaktır. Şimdi burada biz kendimize göre bir kamucu siyasetin örülmesi için çaba sarf ettik. Selin Hoca'nın da annesi çok değerli bir büyüğümüz, bizim Türk Tabipler Birliği eski başkanı. Selin Hanım da bize göre değerli, birikimli bir arkadaşımız. Ve şöyle, yani ekol konusunda, işte kamucu siyasetin beraber örülmesi konusunda katkı alabilir miyiz, birlikte çalışabilir miyiz diye bir çalışma yürüttük. Ve o süreç içerisinde işte biz önce 5 arkadaş yola çıkmıştık. 4 arkadaş ayrı düştük, öyle söyleyeyim, ama Selin Hanım başka bir yol seçti. Ve bu yolda şöyle, Özgür Bey bizim siyasette beraber görev yaptığımız bir arkadaşımız. Ancak bu gelişme sürecinde Özgür Bey'in özgürlüğü elinden alındı ve bu bizim için ve parti için çok büyük bir tehlike. Bu konuda da... Kim aldı bu özgürlüğü elinden alındı? Aşağı yazalım. Özgür Bey'in özgürlüğü elinden alındı. Kim aldı bu özgürlüğü? Ekrem? Belediye Başkanı Ekrem mi? Düne kadar, yani onlardan birisi de o tabii ki de, düne kadar biz genel başkana rağmen genel başkanın etrafını düzeltebilir miyiz diye uğraşıyorduk. Ve genel başkanımızın, yani önceki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sağcı siyasetçileri sürekli öne çıkartmasından rahatsız oluyorduk. Ama olay öyle bir noktaya geliyor ki sağcı bir siyasetçiye partiyi teslim etmeye kadar, yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir pozisyona sokuldu ve bu algı, bu rıza üretimi uzun zamandır yapılan bir çalışma ve altyapısının daha önceden yapıldığını zaten ben de siyaseten gözlemliyordum.